Volvo'nun şu anda hem elektrikli hem de petrol olan T8 versiyonu. Twin engine, içerisinde hem elektrik hem de petrol motoru var. Oldukça güçlü bir serisi. Inspiration Polestar modeli. 360 derece kamera sistemi. Şu bölümden elektriğini takabiliyorsunuz. Şuradan şarj edebiliyorsunuz isterseniz. Ama araç kendi kendini de şarj ediyor. Yolda giderken hem petrol kullanırken. 21 inç jantlarımız var. Yine aile için oldukça güzel. XC90 modeli. T8 Inspiration Twin Engine Polestar modeli. Polestar şu anda Volvo'nun her arabasına koymadığı özellikli olan ve çok güçlü bir motor olan. Aslında 2000 motor bir aracımız bu. Ama bu Polestar bölümünü aldığımız zaman farklı bir yazılımla çok güçlü bir torka ulaşıyor. Ve oldukça seri bir hale geliyor. Bagajımızı gösterelim. Bagaj kapasitemiz. Bu kadar. Şuradaki bölümde bastığım zaman buradan tekrardan bu kendini boşa çıkarıyor ve burada kalıyor. Şu bölümde aracı indirebiliyorsunuz. Bunu herhangi bir yük koyduğunuz zaman isterseniz buradan tekrardan aracınızı yükseltebiliyorsunuz. 7 koltuk ama diğer koltuklar şu anda kapatmış durumdayız. Şuradan kapattığımız zaman kendisi bunu kapanıyor. Plakayı soranlar olmuştu bir önceki videoda. Plaka özel bir plaka. Evet doğru. Bu İngiltere'de bunu alabiliyorsunuz. Size ait oluyor. İstediğiniz aracınıza bir sonraki araca takabiliyorsunuz. Biraz da içine bakalım. Aracımızı bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman tüm sistemi kontrol ediyor aracımız. Menü sisteminden aracımızda FM var. DAB'miz var. Normal radyomuz var. Bluetooth'umuz var. iPad'imiz var. Ve televizyonumuz var. Bu menü sisteminde. Aynı zamanda diğer uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz. Şu bölümde de yine isterseniz Android hale getirebiliyorsunuz. Ama bu Volvo'larda olan bir özellik değil. Onu şöyle yaptım. Onu da göstereyim ben size. Bunu internetten sipariş verdim. AutoCast diye. Bunun sayesinde aslında bu Android sisteme geçiyor. Normalde Android sistemi olmamış olsa menü sisteminde baktığımız zaman haritamız var. YouTube müziğimiz var. Şurada bölümde yine menülerimizin içerisinde settingler, Google Map, Skype, radyo, TomTom, Waze, birçok buradan uygulamayı WhatsApp kullanabiliyorsun. Bu arada Tilki abimiz de dolaşıyor. Evet dedik. Android sistemi istiyor musun dedi. Android sistemi şu anda kuruluyor. Android böyle bir sisteme gelişiyor. Burada istediğimiz uygulamayı buradan yükleyebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman direkt harita sisteminiz geliyor. Şurada tekrardan harita sisteminden çıkmak isterseniz geri tuşuna basabiliyorsunuz burada. Ya da home tuşuyla tekrardan eski haline gelebiliyorsunuz. Hava durumunu gösteriyor. Netflix izleyebiliyorsunuz. İsterseniz burada uygulamada canlı televizyonları, YouTube'u veya Spotify, diğer uygulamaları da burada bir bildiğiniz bir Android bir televizyon ya da Android bir tablette görmüş olduğunuz özellikler. Aracımızda en büyük özelliklerden bir tanesi şu bölümde kullandığımız otopilot sistemi. Şurada. Mevcut bir otoyoldayken buna bastığınız takdirde
mevcut hızınızı kontrol ediyor ve sadece direksiyonu tutmanız yeterli. Arada bir yaklaşık bir belli bir süre direksiyonu da bırakabiliyorsunuz, size o özelliği de veriyor. Kendisi kontrol ediyor bütün hızının, öndeki araçtaki mesafesini. Öndeki araçın yavaşlaması durumunda kendi otomatik yavaşlıyor. O hızlandığı zaman sizin sabit gösterdiğiniz hıza kadar tekrardan kendisini hızlandırıyor. Ön bölümde buradan tam görünmeyebilir. Şurada göstereyim şöyle. Ön cama bütün fonksiyonlarını yansıtma özelliği var. Onun haricinde tüm kamera sistemi, head-up display dediğimiz olay aslında şuydu az önce göstermek istediğim. Direkt bütün fonksiyonlarının ön cama yansıtması. Tüm özellikleri yine içerisinde mevcut. Koltuklarda direksiyon ısıtması, direksiyon kış dönemlerinde çok faydası olan koltuk ısıtması ve koltuk soğutması. İki tarafta da mevcut. Wireless charger yine opsiyon olarak geliyor. Dry mode bölümünde şu bölümden bastığımız zaman ekranda hybrid, az önce bahsetmiş olduğum Polestar. Polestar bölümü araç otomatikmen kendi seviyesini bir daha hesaplıyor. Mevcut seviyeye kendisini getiriyor yolla olan bölümünü. Ona göre hazırlıyor. Ama ben genelde bunu gün içerisinde hybrid, her gün kullanabileceğimiz, yine tekrardan araç ona göre kendini ayarladı, yükseltti. Bu bölümü anlatayım biraz. Şu bölümde aracın önündeki cama yansıma olayını ayarlayabiliyorsunuz. Sağa sola, yukarı aşağı. Bu bölümlerin birçoğunda yine yan taraftaki koltuğu, yolcu koltuğunu siz burada şoför tarafından kontrol etmek isterseniz ileri geri açısını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Araç kendi içerisinde kendini şarj etmesini istiyorsanız yine bu tuşla araç benzinden bu defa kendini şarj ediyor. Şuna şu anda ihtiyacımız yok. Burada birçok güvenlik bölümleri var. Biz bunların ilgili zaten çok fazla buraları kullanmıyorum. Zaten setuplarını önceden yapmışım. Komple komple bir açılır tavan. İstersek tekrardan bir bölüm daha buraya açabiliriz. Arka koltuklarımız şuradan ileri ve geri hareket edebiliyorlar. Aynı zamanda sırt bölgesini ileri ya da geri alabiliyorsun. Aynı ön koltuklar gibi, ama ön koltuklar kadar çok büyük bir mesafede ileri geri gitmiyor. Belli bir açıda gidiyor. Bu bölümde arka tarafta yine araç içerisinde ısıtmalar. İçerideki dereceyi ayarlayabiliyorsun. Tekrardan kapatalım. Eğer güneşli bir ortam olursa burada araç perdemiz var yine kendinden. Şu aslında bir özel bir kamera sistemi. Bu Volvo'nun iç dizaynına göre yapılmış. Şöyle. Kayıtları 4K olarak alabiliyoruz buradan. Herhangi bir kablolama olmadan direkt içindeki mekanizmaya bağlanıyor bu. Bu bakımdan oldukça kullanışlı. Bir de bu kameranın bütün görüntülerini cep telefonundan kontrol edebiliyorsun. Akşam saatinde yaptığım çekimi özellikle karşı ekrandaki bölümü gösterebilmek adına yapıyorum ki şurada görüyorsunuz. Ekrandaki olan mesajı size yine karşıdaki cama yansıtması sürüş kolaylığı sağlıyor. Bunun haricinde ekranımızda şuradan
ekranımızı büyütelim. Hemen yan tarafta elektrik seviyesi. Şu anda elektriğimiz şarja takmadığımız için elektriğimiz yok. Hemen alt kısmında petrol tank seviyesi. Burada hybrid modunda otomatik olarak çalıştığı anda bu bölümden başlıyor aslında araç. Çünkü hem elektriği motorunu hem de petrolü otomatik kullanıyor burada. Şehir içinde kullanımı için oldukça ekonomik olduğundan dolayı direkt bu bölümle seçiliyor. Drive modunda bizim burada seçebileceğimiz en üst sefisi all wheel dediğimiz 4 çeker bölümünü seçtiğimiz anda aracı göreceksiniz. Araç otomatikmen seviyesi yükseltiyor. Buna göre kendisini ayarlıyor. Şu anda arazi ya da 4x4 sistemine geçiyor kendisi. Yüksekliğini ona göre ayarlıyor. Onun bir alt kısmında çok daha ekonomik bölümde kullanmak istediğiniz zaman bu bölüm daha çok şehir içerisinde ekonomik olarak kullanıyor kendisini, elektriğini ve petrolünü. Hybrid dediğimiz zaman hem kendini şarj ediyor belli bölümlerde, hem burada elektrik üzerinden, yeri geldiği zaman petrol üzerinden kendisi otomatik yapıyor. Bir alt seviyede yine individual bölümde siz kendiniz isterdiğiniz gibi bir bölüm yapabilirsiniz. Yani motor kısmını spor istiyorum, işte konfor kısmını biraz daha hybrid'in içerisindeki özellikleri seçebiliyorsunuz. Ya da farklı farklı bölümleri seçerek kendinize ait bir sürüş modu belirleyebiliyorsunuz. Polestar, Volvo'nun özellikle özel araçlarında, farklı araçlarında kullandığı bir sistem. Bu Polestar engine, Polestar motor sistemi kendi araçlarında farklı bir yazılımla yapıyor. Buradaki seçtiğimiz takdirde elektrik motoru ve petrol motor aynı anda en yüksek seviyeye çıkıyor buradaki performansı. Bunu otomatik kendisi ayarlıyor. Bu bölüm özel bir yazılımla, yani 2000 motor şu andaki bunun. Offroad daha çok arazi tipi. Offroad'ı aldığınız zaman da zaten sistem otomatikmen tekrardan kendisini otomatik olarak yükseltiyor. Daha çok arazi tipi burada kayalarda ya da çukurlarda ya da su birikintilerinde çok daha rahat geçebilmeniz için aracınızı mümkün olduğu kadar maksimum seviyeye çıkartıyor. Koltuklarda özel uzun yollarda kullanılmış masaj sistemi yine mevcut. Burada istediğiniz şekilde masaj sistemini aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir aşağıda seçtiğiniz masaj sisteminin seviyesini ve bölümlerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada normal ya da daha hızlı bir masaj sistemi düşünebiliyorsunuz. Burada yine bu masajın koltukların seviyesini ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu iki koltukta da mevcut, özellikle ön koltuklarda. Uzun yollarda, uzun sürüşlerde ne kadar konforlu olursa olsun aracınız, vücudunuz doğal olarak aynı seviyede sürekli kaldığından dolayı artık kan dolaşımı belli bir seviyeden sonra insana ağırlık vermeye başlıyor ve bu masaj sistemi bu bölgede, bu bölümde oldukça işe yarayan bir özellik olarak eklenmiş.